Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ağustos ayı Yay burcu yorumları ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu like ederseniz mutlu olurum. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 1 Ağustos'taki Kova dolunayı ile birlikte verdiğiniz, vermeniz gereken mücadelenin yönünü değiştirebilir. Sizin düşündüğünüz gibi olmayan her şeyi net bir şekilde göreceksiniz. Bu da çalışmalarınızı, isteklerinizi ve tavırlarınızı belirginleştirebilir. İş görüşmeleri, anlaşma ve sözleşme gerektiren konular, yapacağınız konuşmalarda kararlılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Kendinizden, iş becerinizden ve hedeflerinizden şüphe duymadığınızda istediğinizi alabilirsiniz. Düşünce tarzınızın sizi getirdiği noktayı görmek, değişiklik yapmanızı tetikleyebilir. Memnun olmadığınız durumlarda şikayetçi olmak, isyan etmek yerine bunları nasıl değiştireceğinize odaklanmanız gerektiğini fark ediyorsunuz. Araç sahibi olmak, alım satım ve resmi işlerle ilgilenmek için zaman ayırmanız gerekebilir. 2 Ağustos'ta Merkür ve Satürn'ün Başak-Balık burçlarındaki karşıtlığı, kurmak istediğiniz düzen konusunda kafa karışıklığı oluşturabilir. Hem evinizde hem işinizde işlerin yolunda gitmesi adına bazı değişikliklere ya da fedakarlıklara gitmeniz beklenebilir. Katı kurallar ya da rutinler yerine esneklik göstermeniz gereken tutumlar, işler ve yapılar söz konusu olduğunda kesin ve ani bir karar vermekten kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu anlayarak ilerlemek soru işaretlerinizi ve sınır belirlemekle ilgili sorunlarınızı çözecektir. 13 Ağustos'ta Güneş ve Retro Venüs'ün Aslan burcunda bir araya gelişiyle beraber önceden sizi mutlu eden ve hayatınızı dolduran konulara bir şans vermek isteyebilirsiniz. Bunu mevcut durumda kendinizi başarısız ilan ederek yapmıyorsanız ancak o zaman dünle bugün arasında iyi bir bağlantı kurmanız söz konusu olabilir. Ancak yaşadığınız hiçbir şeyi olduğunuz yerden daha geriye gitmek ya da saklanmak olarak görmediğinize emin olmalısınız. Bu kavuşum size bazı hatırlatmalar yapabilir. Bunları reddetmeyin. Eğitimlerinizi tamamlamak, yatırım ve işle ilgili konuları revize etmek gerekebilir. Seyahat ve keyfi harcamalar konusunda ipin ucunu kaçırdığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Harcamaların fazla olması her şeyin yolunda olduğunu düşündürse de aslında böyle olmadığını fark edip toparlama sürecine gireceksiniz. Aslan burcunda 16 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay size inandığınız ve önemli bulduğunuz bazı konuları paylaşma fırsatı sunabilir. Kendinizi öne çıkarmanız gereken bir dönemdesiniz. Artık saklanarak, kendinizi savunmayarak geçirdiğiniz zamanların ardından harekete geçmelisiniz. Bakış açınızı ve potansiyelinizi ortaya koyacağınız mecralarda yer alabilir. Ortaklıklar ve yurt dışı destekli işlerle ilgilenebilirsiniz. Hukuksal konularda önemli kazanımlar elde edebilir. Yazışmalı işler ve başvurularınızı bu dönemden getirebilirsiniz. Özellikle seyahat ve tatil planları gündeminizde sıkça yer bulacağından gitmek istediğiniz yerlerle ilgili hazırlıklarınız olabilir. Yeteneklerinizden şüphe duymayı bırakıyorsunuz. Bu da size daha önce edinmediğiniz tecrübeler için fırsat verebilir. Akademik kariyer, eğitim gibi konulardaki düşüncelerinizi uygulamaya koyabilirsiniz. Güneşin 23 Ağustos itibariyle Başak Burcu'na geçmesiyle beraber kariyerinizle ilgili önemli, belirleyici ve yoğun günlere giriyorsunuz. Görev tanımınız, konumunuz ve sorumluluklarınızın değişmesi gündeminize gelebilir. Fark edilmek ihtiyacınızın karşılanacağı bir dönemdesiniz, dolayısıyla bugüne kadar verdiğiniz emeği istikrarlı ve somut halde sürdürmeye devam etmelisiniz. Üstlerinizle görüşmeler yapabilir, yeni iş arayışlarına gidebilir, destek için bulunduğunuz bir konumda kalıcı işler yapmaya başlayabilirsiniz. Bir şeylerin sizin için daha net ve somut hale geldiğini görmek kırılan hevesinizi onaracaktır. Böylece bir sonraki ve daha iyi olan adım için daha iyi bir çaba ortaya koyabilirsiniz. Çalışma koşullarınızın değişmesi sizin de kendinizle ilgili bazı keşifler yapmanızı kolaylaştırabilir. Bugüne kadar bunun olmamasıyla ilgili sorularınıza yanıt bulabilir, iyi yanlarınızı geliştirebilirsiniz. Organizasyon gücünüzü ortaya koyarken çevreniz üzerinde bir baskı mekanizması kurmadığınızdan emin olmalısınız. Zira Merkür'ün de 23 Ağustos'ta Başak burcunda geri hareketine geçecek olması bu konuda bazı hatırlatmalar yapabilir. Becerilerinizin baskıya, isteklerinizin takıntıya ve pratikliğinizin kazaya dönüşmemesi için hızınızı ve dozunuzu ayarlamalısınız. İşlerinizi sıraya koyarak yapmak, bir planınız varsa bunu gözden geçirmek yoksa bir çalışma takvimi oluşturmak, yarım kalan projelerle ilgilenmek, alacağınız geri dönüşleri değerlendirmekle zamanınız geçebilir. Bunların sizin bir sonraki adımınızı güçlendireceğini unutmamalısınız. Bazı rutinlerin değişmesi, düzeninin kıpırdaması sizi rahatsız edebilir. Bu rahatsızlığın kalıcı değil gerekli olduğunu bilirseniz kendinizi toparlamanız da kolaylaşacaktır. 27 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle beraber doğru insanlarla ve doğru konularla hayatınızı sürdürmek isteğinizi uygulamaya geçirebilirsiniz. Odaklanmalısınız ve daha önce bunu yapamadığınız günleri geride bırakmalısınız her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorsanız iyi konuları arttırmaya, yetenekleri geliştirmeye, ilişkileri dengelemeye çalışmalısınız. Bu sayede neyin ne ile bağlantılı olacağının kararını siz verebilirsiniz. Edilgen değil etken bir rol oynamalısınız zira önünüzdeki hayat size aittir. Hayatınıza neler katacağınıza dair planlar yaparak sorunlu arkadaşlıklardan sıyrılabilir, yanlış ilişkileri önleyebilir ve doğabilecek iletişim krizlerine set çekebilirsiniz. 29 Ağustos'ta Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ün geri harekete geçişiyle hayatınızın akışı ve işinizin, sağlığınızın bundan ne derece etkilendiği konularına ağırlık verebilirsiniz. Bazı noktalarda ihmal kar ya da inatçı davranmış olabilirsiniz. Bunu sürdürmek yerine durdurmak ve değiştirmek önceliğini haline gelmelidir. Çalışma düzeninizle ilgili sorunların çözülmesini ve buna göre hareket etmeyi beklemek yerine kendi düzeninizi kuran olmalısınız. Kendinizi buna teşvik edin ve hayatınızı olduğundan daha iyi hale getirin seçimleriniz fiziksel ve mental olarak neyin kalıcı olacağına karar verecektir. 31 Ağustos'ta Balık Burcu'nda gerçekleşecek dolunay ile beraber ev düzeninizle ilgili konulara ağırlık verebilirsiniz. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu bilerek hareket etmenin önemini fark edebilirsiniz. Bu da size seçim kolaylığı getirecektir. Alım satım ve imzalı işler söz konusu olduğunda anlaşmayı iyi okumaya, kendinizi garantiye almaya dikkat etmelisiniz. Aile içindeki kırgınlıklara son vermek, konuşulmayan konuları gündeme getirerek büyümeden çözmek isteyebilirsiniz. Kullanacağınız ifadelerde özenli olmak karşılıklı olarak bir hayal kırıklığı yaşamanızın önüne geçecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin.